Bonsoir la France, bonsoir la Turquie, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue sur TwiTV, la TV super marrante et qui prend apparemment beaucoup d'ampleur, n'est-ce pas, Micheline? Tout à fait, Jean-Pierre. Donc c'est une émission qui prend, comme vous l'avez dit, beaucoup d'ampleur à Istanbul. Mais en France, c'est pas connu. Mais je vous invite vraiment à suivre cette émission avec des personnages vraiment très très bien. Atin et Algun qui vont vous présenter ce soir une émission géniale. Sabah arkadaşlar Fransa'nın hangi köyünden gelmişler? Paris'le Paris. Paris. Marseille, not Paris. Qu'est-ce que vous pensez de Turquie? C'est génial. Wow, c'est amazing. Toi tu es joué avec les sentiments des gens, est-ce que tu veux avec moi sur la plage? Comme vous voulez. 10 numéro jeu. Pas de problème. 19 Ekim 2012 sevgili kuzen bugün sabah 6'da beni aradı, bu sabah daha doğrusu. Kuzen dedi, müthiş bir haberim var. Yaklaşık 20 ya da 20'nin üzerinde Twitter fenomeninin yaşadığı şehri, onlardan birer fotoğraf ve yaptıkları işi, yani mesleklerini bulmuş. Nasıl buldun Kuzen bunu? O meslek sırrı diyelim. Çoğun mu var? Ufak tabii, olacak olmadı olmuyor tabii, biliyorsun. Şey, başlayalım istersen. Ya şimdi biz bu arkadaşlarım işte, abi bir de bunların hepsi yakışıklı böyle. Ama şey söyleyeceğim, ya 50 bin, 60 bin, 70 bin takipçisi olan Twitter abi, bir tanesi mi çirkin olmaz? Ama o da çirkin olsa fenomen şey olmaz, Twitter fenomen olmaz. Bir paçoz. Ya paçoz da iyi, paçoz süper bence. Abi paçoz var ya, şu fotoğrafla... Paçoz şu fotoğrafla 90 bin takipçisi var, 80 binli kaybeder. Kaybetmez bence. Neyse, ilkiyle hemen başlıyorum. Absürt Mimar Kanka. Toplum mühendisiymiş, Viyana'da yaşıyor. Çok ilginç, göstereyim size. Evet sevgili dostlar, kolay olmadı. Bu arada antijene çok teşekkür ederiz. Şu anda antijen, Fransız sokağına giderken sol tarafta modacı. Moda dünyanın her yerine tasarımlar sunuyor. Süper geliyor. Evet, ilki Absürt Mimar Kankaydı, toplum mühendisiymiş. Toplum mühendisi, evet. Sonraki eski sevgili meteoroloji mühendisi. Wow. İsveç, Stockholm'da yaşıyor. Yemin ediyorum Kıvanç Tatlıtuğ halt etmiş bunu. Bence de. Bence de. Göstereyim hemen. Nikon kamerası. Panel. Cool. Cool. Yeah, very cool. Yeah, very cool. Yeah. You have Twitter. You don't have Twitter. You have Facebook. Facebook is also good. Evet. Sonraki beynim yazıyor. Abi bu manken ya. Evet. Ama o manken olmasa bak, rezil olur ya. Hem zeki, bak. Hem zeki, hem yakışıklı, hem de bu kadar takipçisi var. Böyle olmasaydı bu kadar takipçisi sence mümkün müydü? Evet, beynim yazıyor, nükleer tıp uzmanı, Houston'da yaşıyor. Rahmetli Turgut Özal'ın hastanesine yakın evet, yer. Evet. O Houston. Hastanesine yakın yer değil, o hastanede çalışıyor. Hemen göstereyim size. Abi bunlar hepsi okumuş çocuklar. Evet. Yarın da şey yapacağız. Bayan ismiyle erkek. Yani erkek account'uyla kadın. Evet. Sonraki bu herhalde bunların arasında en garibanı, Türk erkeği account'lu. Sinemacı kendisi, Jimmy Jeep operatörü, bir emekçi, İstanbul Cihangir'de yaşıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Simona'da gördüm onu, biliyor musun? Vallahi. Evet. Yalnız 10 numara yakışıklı. Evet. 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 Hemen görün. Good, good. Türk erkeği. Evet sevgili dostlar, yarın yine sürprizlerimiz olacak. Yarın bundan daha bombalar geliyor. Bundan sonra her gün bir bomba var. Magnifik, magnifik. Abi pembeli bayan. Pembeli bayan, beni benden aldı. Hesabı, gemi inşaat mühendisi Hamburg'da yaşıyor. Wow. Aynı şehirde nefes nefes almışsınız bir zamanda. Ben seni, sen hangi sokaklarda geziyordun da ben seni görmedim? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Evet sevgili dostlar, konuklarımızı beğendiniz mi? Evet, pembeli bayan. Evet. Pembeli bayan. Evet, bu arada elim girdi arkadaşlar. Sonraki sokaktaki madam çok çılgın tweetleri var. Biraz önce de atıştın. Galiba sen atıştın. Sokaktaki bayan. Paris. Paris'te yaşıyor. Paris. 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 İtalyan Dolce Gabbana firmasında yani. Dolce ve Dolce ve Gabbana ile birlikte Hot Couture'da birinci moda tasarımcısı. Hemen göstereyim. Müthiş bir güzellik. Militer Karaca gibi yani. Vallahi müthiş güzel. İyi günler.
Antijen o ne? Selavi. Evet, sonraki aşk tanrıçası gibi şişman kız, sen adını değiştir, çılgın kız yap, delik kız, dehşet kız. Şişman kız Texas'ta yaşıyor. Texas dediğimiz zaman elbette ki petrol mühendisi. Zaten kanı ısınmıştı. Abi Trabzonlu bir aileden geliyor, hemen göstereyim. Sürmelidir belki de. Yok, ofluymuş abi. Oflu? Kuzen bunları nereden buldun sen? Bunları nasıl söyleyeyim ben sana? Ama meslek sırrı. Sonraki söylemeyelim istersen. Sonraki kokojam bu. Bu ne biçim meslek? Düşünce geliştirme direktörü. Bir meslek varmış. Yalnız yaşadığı yer çok ilginç. Muğla Köyceğiz. Kamerayı da bize şeydir, akrabadır. Bu da bizde de var abi, biz mahallede de var. Hayır. Uçuk kaçık tipler. Kız gibi çocuk yani. Estağfurullah, öyle değil mi? Şöyle göstereyim. Koko Jumbo. Buradan Koko Jumbo. Koko Jumbo. Koko Jumbo. Sonraki bir an gelir abi, genetik mühendisi, New York City'de yaşıyor abi, bir an geliri takip edin, bu ne güzellik ya. Genetik mühendisi, hemen gösteriyorum size. Genetik mühendisi diye bir de meslek varmış, hiç haberimiz yok ya. Evet, sonraki daha fazla enerji lütfen Yalçın. Evet. Beyin özürlü. Beyin özürlü. Evet, mesleği hafıza cerrahı. Hafıza cerrahı diyebilmezler. Hani Erzurum falan dökende yaşıyor, helal olsun sana. Terk etmemişsin bu ülkeyi. Evet. Hemen göstereyim. Olgun arada bize işte veriyorsun yani. Gives us work, you know, you say do. Yes. But the hair not who. Evet, sonraki derin adam. Gerçekten. What do you think about him? Derin adam. Valla. Derin adam. Second bien s'il vous plaît, 450. Enformasyon mühendisi Londra'da yaşıyor. Enformasyon. Yani kızlar, Kıvancık, Kenan'ı falan bırakın abi, bu ne böyle? Derin adam. Derin adam, harbiden derinmiş yani. Evet. Wow. Pas possible. Evet arkadaşlar, sonra sanki aynı printer'dan çıkmış bir A4 kağıdı gibi. Pis herif ve Nuri Berço'nun fotoğrafları var burada. Pis herifin yaptığı işi hemen söylüyorum. NASA'da çalışan tek Türk mühendisi. Türklerin öğrenebileceği bir insan. Fakat ne mühendisi olduğunu bulamamışsın, öyle yani. Aynı zamanda bir ayağı Pentagon'daymış. Ben korkarım ben pis heriften. Ben de pis heriften korkulur. Nuri Berço. Sanki Nuri Alço'nun gençliği, Tokyo'da yaşıyor ve yazılım mühendisi. Wow. Göstereyim tek tek ikisini de. Wow. Tokyo'da yaşıyor ve büyük bir ihtimalle computer. Evet, gördüğünüz pis herif. I know Japan also, Tokyo. Nuri Berço. Nissan, Kodak. I can speak Japan. Şimdi boş verin işi. Bak ne diyorum? Evet, abi şeydeyiz. Okay, bak ne diyorum? Abi bunların arasında esmer güzeli ya, böyle bir şey olamaz. Bursa Çekirge'de yaşıyor, mütevazi. Bak ne diyorum? Et bak ne diyorum? Yani mütevazi bir hayatı var gibi gözüküyor ama bu güzellikte yoktur mütevazi bir hayat. Kendisi jinekologmuş. Jinekolog. Ben çok o mesela çok istiyorum. Ben jinekolog vallahi. Hemen göstereyim. Abi müthiş bir güzellik. bence doktorluğu bırak, hemen sinemaya adım at. Abi esmer güzeli ya. Evet. Son iki fenomenimiz. Siz Taci Kalkavan'ın Google'da belki fotoğraflarını gördünüz ama kuzen gerçekten gerçek Taci Kalkavan'ı bulmuş. Mesleği atom mühendisi. Ve bebek de boğazda oturuyor. Fikirtepe'de oturmuyor. Belki gidiyordur. Belki gidiyordur Fikirtepe'ye. Lupia'ya da gidiyordur o. What do you think about it? Seni bu... Taci, bak. Abi Taci ne hallere. Ama onun iletileri de çok güzel. Tweetleri gerçekten çok başarılı. Evet, Taci'yi gördünüz.
Taci kalkalım. Evet. Serkali'yi, atansiyon şişiyor. Kızlardan, kadınlardan paçozu merak ediyorlardı. Evet. Bir Kayserili, bir Develi'den gelmiş, Yahyalı'dan değil. Vay vay vay. Ya Pınar, evet. Babası Pınarbaşı'ndan, annesi Develi'den. Meslek olarak diğerlerine yakın değil. Overlockçu kendisi, Almanya'da Freiburg'da yaşıyor. Bu kadar güzel olup da overlockçu olmazsa... Hayır, overlockçu abi. Olsun, ben de meslek saygı... Hayır, sevgili paçozu gösteriyorum. Çok güzel bir kız. Ama bilmiyorum, büyük ihtimalle takipçi kaybedecektir. Yok, yok. Fotoğrafını göstereceğim. Sevgili paçoz, overlockçu ve Freiburg'da küçük bir kasabada yaşıyor. Freiburg'a orada bağlı. Orada küçük bir dükkanı da vardı. Hem küçük bir dükkanı varmış zaten. Hemen gösteriyorum paçozu. Bak, ışık da patlıyor. Paçoz'u gösterdim. Paçoz. @paçoz. Twitter. Evet sevgili dostlar. Bir Twitch TV'de. Meza yıllan süre böylece son oldu. Antijen'e çok teşekkür ederiz. Nilüfer Karaca'ya. Türkiye'nin yetiştirdiği ender tasarımcılardan birisi. Sevgiler, saygılar. Yarın şoklarımız devam edecek.